LGS'ye son 104 gün gerçekten 3 haneli rakamlar yavaş yavaş bitmeye başladı. 104, 103, 102, 101 sonra 99 yani 2 haneli rakamlara geçeceğiz. Ama hiç endişelenmemize gerek yok. Güzel günler, başarılı günler, harika bir LGS bizi bekliyor. Çünkü bizler vazgeçmiyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarıyoruz. Bir sürü soru yanlış yapsak bile, denemelerde istediğimiz sonucu elde edemesek bile vazgeçmeyip sonunda kazanan taraf biz olacağız. Gelelim günün sözüne. Michael Jordan çok güzel bir söz söylemiş. Demiş ki bazı insanlar olmasını ister. Bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldur demiş. Evet, bazı insanlar iyi bir liseye girmek ister. Bazıları da bekleyince acaba gireceğim mi der. Bazıları ise çalışır, çabalar, gayret gösterir, vazgeçmez ve bir şekilde girer. Bizler de olduran tarafta olmaya çalışacağız. İnşallah diyoruz ve geçiyoruz günün yorumuna. Abdültahir Enes İpek. Nasıl yani? Abdültahir Enes İpek değişik bir isim gerçekten. Yani soy ismi İpek, adı Enes, diğer adı Abdültahir galiba. 128 beğeni almış, bakalım ne diyor. Sorularım. Bir günde kaç tane derse çalışmalıyız? Bu soruyla alakalı zaten öncelikle şunu söylememiz lazım. LGS kampımıza biz her gün bir ders alakalı size çalışma programı sunuyoruz. Ama bunun haricinde yakın bir zamanda hemen 1 Mart'ta yani hızlanma programımız geliyor. Türkçe ve matematik özelinde ve tabii ki denemeler de var. Bu denemelerle diğer dersleri de tekrar etmiş oluyoruz. Fakat diyelim ki hızlanma programı takip etmiyorsunuz. Veyahut da LGS kampını takip etmiyorsunuz. Ben hocam dışarıdan misafirim ben. Bir günde kaç tane ders çalışmalıyım diyorsanız öncelikle şunu söylemeyeyim. Bir günde en az bir derse çalışmalısınız. Bu bir ders matematikse, matematikten sonra inkılap, İngilizce ve din tadında böyle sözel ve kolay bir ders çalışmalısınız. Eğer bu bir tane çalıştığınız ders Türkçe ise ardından fen tadında bir ders çalışmalısınız. Dolayısıyla bir günde matematik, ardından fen, ardından Türkçe çalışırsanız biraz beyin yorulabilir. Yani biliyorsunuz kat sayılarda belli. Matematik en zoru zirvede. Sonra fen ve Türkçe geliyor, FT. Ardından din, inkılap, İngilizce geliyor. Dolayısıyla bir gün bir tane büyük çalıştıysanız alttan bir tane küçük ders almalısınız. Yani daha katsayısı az olan biraz zayıf olan. Eğer bu ortadan bir tane çalıştıysanız bu sefer yine buradan almalısınız. Bu şekilde dengeyi kurabilirsiniz. Ama hocam ben bugün deneme çözdüm ve denemede fen ve Türkçeden yanlışlarım çıktı. Onların üzerine gitmek istiyorum diyorsanız o zaman iki farklı derse, iki zor derse de çalışabilirsiniz. Dolayısıyla soruyu bir kez daha cevaplıyorum. Bir günde ortalama İki derse çalışabilirsiniz. Ama bazı özel günlerde, işte şu gösterdiğim hızlanma programının olduğu gibi günlerde, okuldan geldim, çarpanlar, katlar, üstü ve köklü sayılar videosunu izledin. Hızlanma programı başlıyor bu arada. Yenisi Türkçe matematik kitabından sorusunu çözdün. Hemen ardından hızlanma denemesini çözdün. Zaten bu denemeyi çözerken ister istemez içerisinde inkılap, din, İngilizce, fen, Türkçe var. Sonra pazartesi günü ne yaptık? Türkçedeyiz. O zaman dinleniyoruz. Sonra salı günü matematik ve yine ardından deneme çözebiliriz. Dolayısıyla çalışma tarzımız bu. Günün okuluna baktığımızda Beyoğlu Anadolu Üniversitesi'ni görüyoruz. 3.27 ile alıyor. 2019 YKS Türkiye Sözel Üçüncüsü. 26 mühendislik, 19 Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri çok güzel bir eğitim var. 5 yıl Arapça ve İngilizce eğitim veriyor. Tabii ki tüm dersler Arapça değil, İngilizce ders veriliyor. Ama Arapça da öğretiliyor bu okulda biliyorsunuz. İmam Hatiplerine, Kur'an-ı Kerim, Arapça dersleri de öğretiliyor. Ama gördüğünüz gibi Türkiye dereceleri de çıkarılabiliyor bu okullarda. Geldik günün kaynağına. Yeni Nesil Türkçe Matematik Soru Bankası. Bu zaten mutlaka edinmeniz gereken bir kaynak. Eğer hızlanma programını takip edecekseniz burada da hem Yeni Nesil Türkçe Matematik kitabından hem de hızlanma denemelerinden sizlere ödev vereceğiz. Haricinde ek çalışma ajandamız da var. Ne yapıyoruz Yeni Nesil Türkçe Matematik kitabında? Örnek sorulara uyumlu bir şekilde bakın. Yeni Nesil sorulara uyumlu bir şekilde şöyle göstereyim. Bir sayfanın bir soru olduğu Türkçe soruları veyahut da hem üstte bilginin verildiği dikey sorular LGS'de böyle geliyordu. Hem de yatay yine üstte bilgi veriliyor ama biz bu bilgiyi zaten bileceğiz. Bu tarz bir sayfanın yarım sayfanın soruları kapladığı özel testlerimiz var. Tüm matematikle alakalı bilmemiz gerekenleri burada yeni nesil beceri temelli sorularla tekrarlıyoruz. Sadece Türkçe matematik özel, infografik, sözel mantık, görsel ışıklar gerçekten önemli bir kitap. Türkçe matematik çok önemli. Niye Türkçe matematik hocam fen önemli değil mi? Önemli ama Türkçe sözelin önemli dersi ve aynı zamanda sadece sözeldeki din, inkılap, İngilizce değil, fen ve matematik uzun soruları bile anlamamızı sağlıyor. Hem de matematik de sayısal önemli ders. Zaten matematik tüm sınavı belirleyici ders. Gelelim günün sorusuna. İçeriye girdiğimde masanın üzerinde birçok şey vardı. Kalemler, kağıtlar, kitaplar. Buraya ne gelecek diyor. Bu cümlenin sonundaki yer ayrı için hangi noktalama işareti getirmelidir? Hocam bu çok kolay diyebilirsiniz ama bakın bu LGS'de gelmiş bu soru. TEOG'da gelmiş bu soru. Bunu bir kez daha sorabilirler. Bunu iyi bilmenizi istiyorum. Ödülü sorumuza yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerin tüm yorumlarınızı okuyoruz. En fazla like alanları veya bazen ortalama like alanları bir şekilde yayınlamaya çalışıyoruz, cevaplamaya çalışıyoruz. Zaten sorular genelde birbirine benziyor. Mutlaka Tonguç Akademi'deki kampları takip edin. Bizler motivatörlerle veyahut da geri sayım videolarıyla sizlerin sorularınıza cevap bulmaya çalışıyoruz. İnşallah yardımcı olabiliyoruzdur. Hadi bakalım görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.